Herkese selam, herkese merhaba dostlar. Kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte teknik analiz kısmına biraz değineceğim. Destek nedir, direnç nedir? Bunlar hakkında bazı bilgiler vereceğim. Sizler için bilgilendirici bir video olacak arkadaşlar. Elimden geldiğince kısa, sizi fazla bilgiye boğmadan eğitici bir video olmasını hedefliyorum arkadaşlar. Sizler için yüzeysel ama bilgilendirici bir video olmasını amaçlıyorum arkadaşlar. Bu videoda destek nedir, direnç nedir? Bunlar hakkında bilgi vereceğiz arkadaşlar. Dilerseniz videomuza geçelim. Ama videoya geçmeden önce mumlar hakkında biraz bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Mum grafikleri arkadaşlar. Mumlar ikiye ayrılıyor. Ay mumu ve boğa mumu olmak üzere. Ay mumu dediğimiz mumlar şu kırmızı mumlar, yani düşüş mumları. Boğa mumu dediğimiz mumlarsa bu yeşil mumlar arkadaşlar. Yükseliş mumları olarak adlandırabiliriz. Öncelikle kırmızı mumlardan başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şurada fitil denilen ince kısımlar ve gövde denilen kalın kısımlar var arkadaşlar. Burada açılış fiyatı dediğimiz bir nokta var. Fiyat buradan açılmış arkadaşlar. En yüksek fiyat dediğimiz yukarıdaki fitilin ucuna kadar yükselmiş arkadaşlar. Ardından düşe düşe en düşük fiyat dediğimiz aşağıdaki fitilin en uç kısmına gelmiş. Ardından biraz yükseliş göstererek de fiyatı kapatmış. Yani arkadaşlar 4 saatlikte, günlükte veyahut da haftalıkta grafiğe bakıyor olabilirsiniz. Her mum bir haftayı veyahut da bir günü veyahut da 4 saati, yani hangi süre içerisinde izliyorsanız onu temsil eder arkadaşlar. Ve bu mum 4 saatlik izliyorsanız, örnek veriyorum arkadaşlar, 4 saat içerisindeki grafiğin hareketini gösteriyor. Fiyatın yükseliş ve alçalışını bize gösteriyor arkadaşlar. Ardından yeşil mumlara geçelim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere en düşük açılış fiyatı var arkadaşlar. Bu fiyattan açılmış, yükselmiş ve en yüksek fiyat dediğimiz bu fiyata yükselmiş. Ardından da burada kapatmış. Tabi bunu yaparken de en düşük fiyat dediğimiz bu kısma da uğramış arkadaşlar. Yani demek istediğim şu, fitiller bize o paritede, o saat içerisinde gördüğü en yüksek fiyatı gösterir. Gövde ise açılış ve kapanış fiyatları arasındaki farkı bize gösterir arkadaşlar. Kırmızı ile yeşil mumlarında şöyle bir fark var arkadaşlar. Birinin açılış fiyatı yukarıdadır ve kapanış fiyatı aşağıdadır arkadaşlar. Diğerinin de açılış fiyatı aşağıdadır, kapanış fiyatı yukarıdadır. Yeşillerde böyle olmasının sebebi fiyatın yükseldiği manasına, kırmızılarda da fiyatın düştüğü manasına gelir arkadaşlar. Mumlar bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi destek nedir, direnç nedir, bunlara geçelim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar burada size birkaç tane destek noktası belirtmek istiyorum. Destek ve direnç noktası. Şurada bir direncimizin olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde şurada da bir direnç olduğunu görebiliyoruz aslında. Şurada bir desteğimiz olduğunu görebiliyoruz. Şöyle bir ışın tutalım buraya da. Şurada da bir destek olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Grafiğin şu kısmını görmesek, burası şu anda direnç aslında. Şöyle size daha açıklayıcı olması amacıyla şöyle tutalım. Ve şu seviyelerde, şu anda günlükte bakıyoruz arkadaşlar, bir desteğimiz olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şu seviyelerde de daha büyük bir destek olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Destek nedir, direnç nedir? Destek, düşüşün durması, düşüş trendinin durmasının öngörülen seviyedir arkadaşlar. Yani şu anda bir düşüş trendinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda şöyle bir düşüş trendinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bunun durmasını öngördüğümüz seviye şu seviye. Eğer bu desteği de kırarsa, durmasını öngördüğümüz seviye bu seviye arkadaşlar. Burayı da kırarsa alttaki destek olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda bu seviyeyi kırmadığını görüyoruz bu desteğe. Eğer bu desteği kırmasa şöyle bir yükseliş trendine geçeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu destekte arkadaşlar bir de direnç kısmına gelelim. Şurada bir direncimiz olduğunu görüyoruz mesela arkadaşlar. Direncimizi şöyle alıp uzatalım. Direncimizi böyle uzattık arkadaşlar ve şunu görüyoruz. Şurada bir yükseliş trendi vardı. Yükseliş trendi olduğunu görüyoruz. Bu trendin buradaki dirence çarparak son bulduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ardından şurada bir desteğimiz vardı arkadaşlar. Şöyle ışın atalım hatta buraya. Şöyle bir desteğimiz vardı arkadaşlar. Bu destekten red diyerek tekrardan yükseliş trendine geçtiğini görebiliyoruz. Yani arkadaşlar destekten red yersek yükselişe gideriz, dirençten red yersek düşüşe doğru gideriz arkadaşlar.
Bunlar tamamıyla daha önce grafikte oluşan hareketler, badanlanarak öngörülen şeylerdir arkadaşlar. Yani şurada daha önce red dediğini görüyoruz arkadaşlar. Destekleme yükselişe geçtiğini görüyoruz. Şurada arkadaşlar. Aynısının burada da olmasını hedefliyoruz arkadaşlar. Burada da olmasını öngörüyoruz. Şöyle gitmesini öngörüyoruz arkadaşlar. Şimdi biz bu destekleri, dirençleri niye göre çiziyoruz arkadaşlar? Grafiğimi temizleyeyim. Şu kısımdan bakalım arkadaşlar. Şu kısımda daha çok destek direnç olduğunu görebiliyoruz. Öncelikle fiyat burada red demiş. Yani aşağı doğru düşmüş. Bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ardından şurada da olduğu gibi fiyatın aşağı doğru düştüğünü görebiliyoruz. Şurada red dediğimizi görebiliyoruz arkadaşlar. Yani bir destek noktası olduğunu görebiliyoruz. Yine aynı şekilde burada da arkadaşlar bir destek noktası olduğunu görebiliyoruz. Yani bunlar tamamıyla mumların, çizgilerin belli bir noktaya dayanması, o noktadan yukarıya çıkamaması sonucunda oluşan çizgiler aslında. Destek ve direnç dediğimiz şeyler bu arkadaşlar. Şimdi tutalım arkadaşlar. Bu gördüğümüz seviyelere yatay çizgiler atalım. Bunlar sonucunda oluşan şeye de destek ve direnç diyoruz arkadaşlar. Mesela şurada da bir şu şekilde desteğimizin olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda direnç. Şurada mesela destekmiş. Ardından destek kırılarak direnç durumuna düşmüş. Ardından direnç kırılarak destek durumuna düşmüş. Ve şurada destek kırılarak tekrardan direnç durumuna düşmüş. Yani arkadaşlar bir destek kırılırsa, mesela şurada olduğu gibi şurada bir destekti arkadaşlar. Şurada bir destek olduğunu görebiliyoruz. Bunun kırılımı sonucunda arkadaşlar şöyle baktığımızda buranın bir direnç noktası haline döndüğünü görebiliyoruz arkadaşlar. Yani bir destek kırılırsa direnç noktası haline gelir. Peki desteğin, direncin kırıldığını nasıl anlarız? Öncelikle ben şu anda günlük partide izliyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımızda mesela şuradaki dirençten bakalım arkadaşlar. Şuradaki şu mum arkadaşlar desteğe kırdığımız manasına gelmez arkadaşlar. Desteğe kırdığımız manasına gelen mum şu mumlardır. Yani üzerinde, desteğin üzerinde destekten tamamıyla, dirençten tamamıyla bağımsız mum kapattıysa o direncin veyahut da o desteğin kırıldığını anlayabiliriz arkadaşlar. Destek ve dirençler kısaca bu şekildeydi. Nasıl çizildiğini anlattık, ne olduğunu anlattık. Mumlar hakkında kısa bir bilgi verdik arkadaşlar. Bu videoyu elimden geldiğince sizlere bilgilendirici kısa bir video olmasını amaçladım. Sizi fazla bir bilgiye boğmak istemedim arkadaşlar. Teknik analiz videoları mutlaka gelecektir. Kanalımda daha çok teknik analiz videolarına yer vereceğim arkadaşlar. Çünkü size balık satmayı değil, balık tutmayı öğretmeyi hedefleyen bir amacım, böyle bir vizyonumuz var arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım kanalımıza abone olup videomuza like atarsınız. Umarım bol kazançlı günleriniz olur arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.